Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Türk İslam Devletleri Ünitesi'nde soru cevap videolarımıza devam ediyoruz. Hemen birinci sorumuza geçelim. Nikah ve miras işlerine kim bakardı? Selçuklular döneminde nikah ve miras işlerine kadı bakardı arkadaşlar. Nikah ve miras işlerine kadı bakıyor. Diğer sorumuz, Selçuklular döneminde askeri davalara kim bakardı? Selçuklular döneminde askeri davalara kadı asker bakıyordu arkadaşlar. Bir diğer adı ise kadı leşkerdir. Askeri davalara kadı asker bakıyor. Diğer adı kadı leşker. Bir notumuz olacak arkadaşlar. Kadılar Bağdat'ta oturan Kadıül Kudat tarafından atanırdı. Tekrar ediyorum. Kadılar Bağdat'ta oturan Kadıül Kudat tarafından atanırdı. Diğer sorumuz gelsin. Selçuklularda örfi davalara kim bakardı? Selçuklular döneminde örfi davalara Emir-i Dat bakardı arkadaşlar. Emir-i Dat eşittir örfi davalar. Peki Selçuklular döneminde şer'i hukuka kim bakardı? Şer'i hukuka ise kadı bakıyor arkadaşlar. Şer'i hukuk eşittir kadı, örfi hukuk eşittir Emir-i Dat, askeri hukuk ise kadı leşker yani kadı asker. Gelsin diğer sorumuz. Osmanlı'daki tımar sisteminin Selçuklulardaki karşılığı nedir? Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde tımar sistemi var. Bunun Selçuklularda da bir karşılığı var. Yani bu sistemin Selçuklular dönemindeki ismi İkta sistemi arkadaşlar. İkta sistemi eşittir Osmanlı'daki tımar sisteminin karşılığı. Şimdi İkta sistemi ile ilgili arkadaşlar bir bilgi notumuz olacak. Temelleri Hazreti Ömer dönemine dayanır. Temelleri Hazreti Ömer'e dayanır. Peki Türklerde ise ilk kez Vezir Nizamül Mülk uygulamıştır arkadaşlar. İkta sisteminin temelleri Hazreti Ömer'e dayanıyor. Türklerde ilk uygulayıcısı Vezir Nizamül Mülk'tür Büyük Selçuklular döneminde. Peki bu ikta sistemi ne arkadaşlar? Bakalım hemen. Asker ve devlet memurlarına maaş karşılığı ikta adı verilen toprak verilirdi. Asker ve devlet memurlarına maaş karşılığı maaş verilmezdi. Bunun yerine ikta adı verilen toprak verilirdi. Verilen bu toprakların vergi gelirleri ikta sahiplerine kalırdı. Bu topraklar veriliyor asker ve devlet memurlarına. O topraklardan elde edilen vergileri devlet almıyor. Bu vergileri o ikta sahipleri, ikta verilen kişiler alırdı. Bunun karşılığında ise, bu aldığı vergilerin karşılığında ise devlete asker yetiştirirdi. Bu şekilde devlet hazinesinden para çıkmadı, hem para çıkmamış olurdu hem de hazır asker olurdu. Yani asker yetiştirilmiş olurdu. Bu şekildedir arkadaşlar ikta sistemi. Yine bir bilgi notumuz var arkadaşlar. İkta dağıtan kişi pervanecidir. İkta dağıtan kişi pervaneci, toprağı alan kişi sipahi, sipahinin yetiştirdiği asker ise cebelüdür. İkta dağıtan kişi pervaneci, toprağı alan kişi sipahi, sipahinin yetiştirdiği asker ise cebelüdür arkadaşlar. İsimleri bunlardır. Burada pervaneci şu şekilde kalabilir arkadaşlar. İkta dağıtan kişi, pervane dağıtır. Hani etrafında toprak olduğunu düşünün. O pervane döndükçe o toprağı dağıtır. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. Toprağı alan kişi sipahi dedik. Sipahinin yetiştirdiği askere ise cebelü denir dedik. Hemen diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Hükümdar ve ailesine ait olan topraklara ne denir? Türk İslam Devletleri döneminde, ilk Türk Müslüman Devletler döneminde hükümdar ve ailesine ait olan topraklara has toprak denir arkadaşlar. Hükümdar ve ailesine ait topraklara has toprak denir. Gelsin diğer sorumuz. Toprağın kendisi ve kullanım hakkı şahsa ait olan toprak türü nedir? Toprağın kendisi ve kullanım hakkı şahsa ait olan toprak mülk topraktır arkadaşlar. Bu toprağın mülkü kişinin kendisine aittir. Yine bir bilgi notumuz var. Gulam yani Osmanlı'daki devşirme sistemi arkadaşlar. Türk İslam Devletleri'nde bunun adı Gulam'dır. Gulam ordusu maaş alır, her an savaşa hazırdır. Bu Gulam ordusundaki askerlerin aldıkları 3 aylık maaşa ise biztegani denir. 3 aylık maaşa biztegani denir arkadaşlar. KPSS'de bazen bu şekilde kavram soruları çıkabiliyor. Devam edelim. Peki bu Osmanlı'daki devşirme, Selçuklular ve
İlk Türk İslam Devletleri dönemindeki ismi Gulam olan sistemi ilk hangi devlet uygulamıştır? Gulam sistemini uygulayan ilk devlet Karahanlılardır arkadaşlar. Karahanlılar Devleti ilk kez Gulam sistemini uygulamıştır. Kısa bir sorumuz var. Yine bir kelime, kavram sorusu. Tıraz nedir? Tıraz nedir? Bakalım neymiş arkadaşlar tıraz? Abbasi halifelerinin hükümdarlara gönderdikleri elbisenin adı tırazdır arkadaşlar. Abbasi halifelerinin hükümdarlara gönderdikleri elbiselere tıraz denir. Yine bir bilgi notumuz var arkadaşlar. Bakalım neymiş? Taşra yönetimindeki devlet görevlileri. Taşra yönetimindeki devlet görevlileri bakalım neymiş arkadaşlar? Bunlar muhtesip var, amil var, pervane, amit gibi taşra yönetiminde görevliler var. Muhtesip çarşı pazardan sorumlu kişidir arkadaşlar. Muhtesip çarşı pazardan sorumlu, amil vergileri toplar, amil vergileri toplar, pervane toprak dağıtır, az önce de söylemiştik. Pervane toprak dağıtır, bunun yanında toprakların kayıtlarını tutar. Amit ise vilayetlerde yönetimden sorumlu sivil görevlidir. Amit vilayetlerde yönetimlerden sorumlu sivil görevlidir arkadaşlar. Muhtesip, amil, pervane, amit bunlar neymiş? Taşra yönetimindeki devlet görevlileri. Devam edelim. Gelsin bir soru daha. Hükümdarın olmadığı zamanlarda devlet işlerini yürüten divan hangisidir? Hükümdarın olmadığı zamanlarda devlet işlerini yürüten divan niyabeti saltanattır arkadaşlar. Niyabeti saltanat. Hükümdarın yerine hükümdar olmadığı zamanlarda devlet işlerini yürüten divanın adıdır. Niyabeti saltanat. Diğer sorumuz. Hükümdarın başkanlık ettiği en yüksek mahkeme hangisidir? Hükümdarın başkanlık ettiği en yüksek mahkeme divanı mezalimdir arkadaşlar. Divanı mezalim hükümdarın başkanlık ettiği en yüksek mahkemedir. Gelsin diğer sorumuz. İdareyi ve ekonomiyi denetleyen alt divan hangisidir? Yine Selçuklular döneminde idareyi ve ekonomiyi denetleyen alt divan hangisidir ve bu divanın başkanı kimdir? İdare ve ekonomiden divanı işraf sorumludur arkadaşlar. Başkanı ise müşriftir. Divanı işraf, başkanı ise müşrif. Neydi bu? İdareyi ve ekonomiyi denetleyen divandır. Devletin iç ve dış yazışmalarını yapan divan hangisidir? Başkanı kimdir? Devletin iç ve dış yazışmalarını yapan divan hangisidir? Başkanı kimdir? Arkadaşlar yazışmalardan sorumlu divan, divanı inşadır. Bir diğer adı ise divanı tuğradır. Divanı inşa, diğer adı divanı tuğradır. Başkanı ise münşidir. Yazışmalardan sorumlu başkan, münşi. Divanın adı ise divanı inşa ya da divanı tuğradır arkadaşlar. Peki askeri işlerin yürütüldüğü divan hangisidir? Başkanı kimdir? Askeri işlerin yürütüldüğü divan divanı arzdır arkadaşlar. Divanı arz. Başkanı ise emiri arzdır. Bunun diğer adı ise arzül ceştir arkadaşlar. Askeri işlerden sorumlu divan divanı arz. Başkanı ise emiri arzdır. Diğer adı arzül ceştir. Diğer sorumuz, maliyeden sorumlu olan ve vergileri toplayan divan hangisidir? Maliyeden sorumlu ve vergileri toplayan divan hangisidir? Başkanı kimdir? Hemen bakalım cevabımız neymiş? Divanı istifadır arkadaşlar. Divanı istifanın başkanı ise müstevhidir. Müstevhi başkanı, divanın adı divanı istifa. Neydi bu? Maliyeden sorumlu ve vergileri toplayan divandır. Diğer sorumuz, halkın hükümdar ile görüşmesini, halkın huzura kabul edilmesini sağlayan, bunu düzenleyen görevliye ne denir? Yani halk ile hükümdar arasında köprü görevi gören kişiye ne denir? Hacip denir arkadaşlar. Hacip, halk ile hükümdar arasındaki buluşmayı sağlayan kişidir. Hacip. Diğer sorumuza geçiyoruz. Hükümdarın ve sarayın güvenliğinden sorumlu görevli kimdir? Hükümdarın ve sarayın güvenliğinden sorumlu görevli emiri candardır arkadaşlar. Yani hükümdarın can güvenliğini sağlıyor. Emiri candar.
Diğer sorumuz, savaşlarda bayrağı ve sancağı muhafaza eden görevli hangisidir? Savaşlarda bayrağı ve sancağı muhafaza eden görevli emiri alemdir arkadaşlar. Bayrağı ve sancağı muhafaza eden görevli emiri alemdir. Diğer sorumuz, hükümdarın elbiseleriyle ilgilenen saray görevlisine ne denir? Hükümdarın elbiseleriyle ilgilenen saray görevlisine camedar denir arkadaşlar. Bu camekandan gelebilir aklınıza. Elbiseden sorumlu, hükümdarın elbisesinden sorumlu. Adı camedar, camekan. Hani elbise camekanda bulunur gibi kafanıza kodlayabilirsiniz. Son sorumuz arkadaşlar bu videodaki. Kitap süsleme sanatına ne denir? Kitap süsleme sanatına tesip denir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.